Bilmiyorum. Biliyor musun ismini? Gözümün içine bak. Bilmiyor. İsmini gör. Bunu söylemek zoruna gidiyor değil mi? Birçok insan talebi olursa. Değil mi? Mehdi'yi söyle! Mehdi'yi söyle de. Mehdi'yi söyle İfrit. Mehdi kim? Şeytan! Mehdi kim? Şeytan. Mehdi kim? Mehdi kim? Resul. Kim? Mehdi kim? Mehdi kim? Bilmiyorum. Biliyorsan Mehdi kim? Fred. Bunu söylemek çok zor geliyor değil mi sana? He? Zor geliyor değil mi? Mehdi? Mehdi ne kadar çok çabuk dünyada zuhur ederse cehennem ateşini lanetlendiğimiz için o kadar çabuk gideceğiz. Ama biliyorsun sen. Ama ne kadar çok kötülük yapıp insanların bedenine girip kötülük yaptırırsa kıyamet o kadar geç olacak. O zaman biz daha çok kötülük yapmış olacağız. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Mehdi'nin döneminde olduğumuzda biliyor musun sen? Biliyorum. He? Biliyorum. Dünyanın dört bir yanında çalıştığını biliyor musun? Biliyorum. Kocaman bir bedeni olduğunu biliyor musun? Ademoğlunun fertlerinden oluşan manevi bir bedeni, şahsı manevisi olduğunu ve çalıştığını biliyor musun? He? O zaman adını da biliyorsun. O zaman adını da biliyorsun. Hadi. O ismi almadan kurtuluşun yok. Çok canı yanar. Koçu keserken koça eziyet ettirme bana. Şeytan. Son kez soruyorum sana. Mehdi kim? Allah'ın ümmeti Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerrin defi niyetiyle. Bediüzzaman Said Nursi. Bediüzzaman Said Nursi. Bu çocuk Bediüzzaman Said Nursi biliyor muydu? Duydu mu daha önce hiç? Bu çocuk kendiliğinden biliyor muydu Bediüzzaman'ı? He? Biliyor. Onun bedeninde olduğum için konuşuyorum. Ama Risale'nin okumuyor bu çocuk. Değil mi? Tarikat. Tarikatlı ama Risale'nin okumuyor. Gitmiyor, okumuyor. Okumuyor. Onu okutmadın değil mi? Onu okuması demek Mehdi'nin zuhur ettiğini bilmesi demek. Ve ona talebi olması demek. Kıyamet o zaman daha çabuk kopar. O zaman biz istediklerimizi ve emellerimizi gerçekleştiremeyiz. Biz emellerimizi gerçekleştirmemiz için bir an önce Mehdi ile Deccal'ın bir araya gelip birbiriyle çatışması lazım. Yani bu da Armageddon savaşı demek. Armageddon. Tayyip Erdoğan'ı seviyor musun? He? Sarayını çok seviyorum onu. He? Sarayı çok güzel. Tayyip Erdoğan'ı seviyor musun? Seviyorum. He? Seviyor musun? Seviyorum Tayyip Erdoğan'ı. Neden seviyorsun? Hı? Neden? Çünkü güçlü insanları severim ben. Çok severim hem de. Tayyip çok güçlü. Çalışıyor mu size? Çalışıyor mu? Babam kızar. Çalışıyor mu? Babam kızar. Babanın suratına tüküreyim. Çalışıyor mu size? He? Nasıl? 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 İnsanlar fakirleşiyor. Fakirleştikçe isyana sürükleniyor. O zaman biz de o insanlardan faydalanıyoruz. Kasten bir
kasten bir faydalanma, kasten çalışma değil bu. Şeytana kasten bir çalışma değil. Şeytana kasten çalışmaya gerek yok. Şeytan kasten... Farkına varmadan çalışıyor. Evet. Faiz lobisi işlediği sürece... Evet. Fakir daha da fakirleşecek, zengin daha da zenginleşecek. Faiz lobisi kalkmadığı sürece hiçbir Müslüman lider başarılı olamayacak. Evet. Doğru mu şeytan? Evet. Ama özünde İslam'a hizmet ediyor. Onlar sembolik. Hizmet ediyor. Sembolik göstermek onlar. Onlar göstermelik. Faiz lobisi tehlikeli. Tehlikeli. Öyle mi? Bence yalan söylüyorsun. Bu sadaka daha verir mi? Gerçeği söyler. Daha önce tezekkürü serbest bırakmasıyla kaç Müslümanın imanının kurtulmasına sebep oldu Tayyip? Yok. Tayyip Erdoğan. Cafer! Doğruyu söyle. Çalışıyor mu baban oğlum? He? Çalışıyor. Onu atmadı her şeyi söyleyeceğim sana. O zaman cevap ver. Çalışıyor. He? Çalışıyor. Nasıl? Bilerek mi bilmeden mi? Bilerek mi bilmeden mi? Bilerek. Nasıl? Nasıl? Sistem çarkı bu şekilde işliyor. Her şey birbirine bağlı. Mesela? Mesela? Amerika Türkiye, Türkiye Amerika'ya. Evet. İsrail'e, her şey birbiriyle bağlantılı. O çarkın içinde olduğun için çalışıyor. Evet. O çark kırılmadığı sürece, ama çarkı kırmaya çalışıyor. Doğru mu? Onlar da göstermelik. Hep göstermelik. Göstermelik. Onlar... Onlar... Evet. Onlar istediklerini... Onlar istediklerini... Biz istediğimiz alana kadar bu şekilde devam edecek. Bu şekilde devam edecek. Ta ki insanlar evet insanlar ta ki bizim isteklerimizi yapıncaya kadar bizden başka çareleri yok. Biz çünkü çok güçlüyüz. Tövbe edip salih amel işleyenlerde bir tasarrufunuz yok. Herkesin birileri kadar şansı yoktur. O kişiler şanssız ve bizle yaşamak zorundadır. Bizle yaşayacaklar. Sonuna kadar. Ama bizle yaşayacak. O zaman ümmeti Muhammed üzerindeki bütün belanı ve şerrin defi niyetiyle niyet ettim Allah'ım. Senin rızan için bütün parasal lanet ve faiz lobilerinin helak olması ve kalkması niyetiyle fakirin fakirleşmesi ve zenginin zenginleşmesinin durması niyetiyle niyet ettim Allah'ım senin rızan için sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan canın çok yandı mı? Buram çok yandı. He? Buram çok yandı. Kolumu kaldıramıyorum. Kolunu kaldıramıyorsun. Kaldıramıyorum, gücüm de onu. Sen İfrit! Sana. Sana. Çocuğun lisanını bırak. İn aşağı. Mehmet. Mehmet! Ne yapıyorsun? He? Mehmet ne yapıyorsun? İyidir. He? İyi abi. Uyuyor mu kaldın? Bir şey hatırlıyor musun Mehmet konuştuğumuzu falan? Buradan iğne mi yaptınız? Niye? Kolum acıyor benim de. Vallahi iğne falan yapmadık yani canlı kamera önünde her şey cennetti. Buraya oturduğunu hatırlıyorsun. Ondan sonra bir şey hatırlıyor musun Mehmet? Hatırlıyorum bazı şeyler. Mesela? Sorular hatırlıyorum. Sorular sorduğumu kısmen hatırlıyorum. Böyle rüyadan uyanmış gibi misin yoksa sana söylediklerimi hatırlayabiliyor musun?
böyle rüyadan kalkmış gibi değil de. Böyle insan rüya görür de gece çok derin uykuya dalmayıp da rüya görür de uyandığı zaman hatırlayamaz, o şekil. O şekilde hatırlıyor. Evet, o şekilde hatırlıyor. Evet, anladım. O şekilde. Şu an ama kendindesin. Evet. Peki vücudunda bir şeytan konuştu mu, hatırlıyor musun bunu? Yok. Konuşmadı değil mi? Peki Mehmet, şu an sakin bir şekilde dur. Böyle otur, sakin bir şekilde otur bakayım bir. Ben bir dua okuyacağım, sen hiçbir şey söyleme bana, tamam mı? Gözlerini de kapat, benden de etkilenme. Kapat. İfrit, Mehmet'in lisanına gel. Çık yukarı. Yukarı çık, 10 saniyen var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, hazır mısın? Hazır mısın? Cevap versene. Hazırım. He? Hazırım. Hazırsın. Nasıl bir şeytansın ki sen? Çocuğu öyle bir uyuttun ki. Çocuk hiçbir şey hatırlamıyor doğru dürüst. O hiç rüya görmez. He? O hiç rüya görmez. O hiç rüya görmez. Göstermezsin. Öyle. Öyle mi? Bir bedende Mehmet'in ruhuyla ikiniz rahat yaşayabiliyor musunuz? He? Kalabiliyorsun değil mi? Evet. Rahatça. Enteresan bir şeytansın sen ha. Gerçek yaşını söylesene İfrit. Kimseye söylemeyeceğim bak. Gerçek yaşın kaç lan? Bak kimse duymuyor, söyle bakayım. Gerçek yaşın kaç? Söylesene. 1747. Doğru mu? İnanayım mı sana? 1747. Sahabileri gördün mü? Sahabi dönemini gördün mü? Ondan sonrasını gördüm. 571'den sonrası. O dönemi görmedim ben. Ama zaten 1450 sene. O zaman 200 yaşında falan olman lazım. Hı? Yalan mı söyledin yine? He? Vazgeçemiyorsun değil mi yalan söylemekten? Çok seviyorum yalan söylemeyi. He? Anlamadım. Hem söylüyorum hem söyletiyorum. Bir daha söyle. Hem söylüyorum hem söyletiyorum. Yalanı hem söylüyorsun hem söyletiyorsun. Ben ama biliyorsun ki sen yalan söylediğin zaman ben sana sadaka vereceğim dedim. Gerçek yaşını söylemedin, kim sadaka daha vereceğim. Söyleyeceğim mi? Direkt Mehmet'in üzerinde ve zürriyetinin hayrına vereceğim sadakayı. Söyleyeceğim gerçek yaşını. Söylemeyeceğim mi? Allah'ım niyet ettim senin rızan için Mehmet'in üzerindeki bütün bela ve şerlerin definiyetiyle ve Mehmet'in annesinin, babasının, anne babalarının ve bütün ölmüşlerin ruhunun huzura kavuşması niyetiyle, soy ve zürriyetler üzerindeki bütün bela ve şerlerin definiyetiyle. Söyleyecek misin? 391 milattan önce. Yine yalan söyledin lan. Parayı yukarı çek. Gerçek yaşını söyle. Gerçek yaşını söyle. Gidiyor bak. Hem senin elinle sadaka verdireceğim onu. Söyleyeceğim gerçek yaşını. Gerçek yaşını söyle. Söyleyeceğim mi? 1347. He? 1347. 1347. Mehdi konusunda yalan mı söyledin, doğruyu mu söyledin? He? Yapma. Doğru mu yalan mı? Doğru söyledim. He? Doğru söyledim. Mehdi Resul var. Var. Mehdi Resul doğdu hayatta. Kim? Ruhen hayatta. Sadece ruhen hayatta olduğunu biliyorum. İsmini bilmiyorum. Bilsem söylerim. Biraz önce Bediüzzaman dedin. O kim?
Hı? Sait Nursi. O kim o? Mehdi mi değil mi? Mehdi. Onun talebeleri de Mehdi'nin görevini yapıyorlar. Tek bir beden gibi çalışıyorlar dünyanın her yerinde. Evet. Söylemek zor geliyor mu? Ben sana yardım edeyim. Bak bu adam ta Kazakistan'dan geldi. Risale Nur talebesi. Orada iman Kur'an hizmeti yapıyor. Şeytan bırak sen in aşağıya. Çabuk in. İn. 5 saniyem var. 1, 2, 3, 4, 5. Mehmet. Arada bir oturduğun yerde uyuyor mu kalıyorsun? Ne yapıyorsun? He? Böyle arada bir dalıp gidiyor musun? He? Mehmet. Hanım böyle kaldırır da sabah işe git diyor ya. Sonra tekrar benim yüreğimde abi 5 dakika daha yatıp onun gibi oluyor yani. Peki biraz önce vücudunda bir şeyin konuştuğunu hatırlıyor musun? Dişlerimi sıkarak böyle bir şeyler hatırlıyor. Evet. Dişlerimi sıkarak. Ne dediğini hatırlıyor musun? Peki sen şu yaşadığın krizi doktora gittin mi? Tıbben bir teşhis koydular mı sana? Psikiyatriye gittim. Psikiyatriye ne dediler sana? Ne teşhis koydular? Sen dediler sinir hastalığı geçiriyor. Bazı ilaçlar kullanman gerekiyor. Yatıştırıcılar. Evet. Ondan sonra bu ilaçları eğer işte bunların yan etkileri var. Uyku etkisi yapar. İnsanda sersemlik yapar. O yüzden ben de kullanmadım. Psikiyatride normal sakinleştirici ilaçlar var ama ben kullanmadım onlardan. Çünkü uyku etkisi yapıyordu. İnsanda böyle zihne zarar veriyor. Peki kriz geçirdiğin zaman neler yapıyordun? Bir kısaca bir anlat onları. Şimdi mesela eve geldiğim zaman alışveriş yaptım mesela eve geldim. Evet. Eşim de bir komşu da mesela veya annesi gibi kaynanam bile falan gittiği zaman bir anda karşıda bir şey eğik veya bir örtü eğri vaziyette duruyor. Simetri olarak. Hı hı. Bu neden eğri duruyor diye onu düzeltirim. Düzeltemiyordum. Yani o yeteneğim var ama o örtüyü düzeltemiyorum. Hı-hı. Sağa dönüyorum. Yani görüş açım değişiyor. Böyle yapıyorum. Eğri duruyor. Şöyle yapıyorum. Yine eğri duruyor. Düz koyuyorum. Yine eğri duruyor bana göre. Düz Hı-hı. olduğu halde yine eğri duruyor. O an bir sinir basıyordu beni. Hı-hı. Ve elime ne geçerse artık bütün her şeyi kırıp döküyordum. Sonra aracıma binip bir dağın tepesine gidiyordum. Evet. Genelde bu oruçlu zamanlarda oluyordu. Hı. Yani oruçlu olduğum zamanlar çeşmeden suyu içtiğimi biliyorum. Sigara yakıp tepeye çıkıp orada oturuyordum ve ağlıyordum. O zaman kendime gelip oraya kadar nasıl geldiğimi bilmiyordum. Kendimden öyle geçiyordum. Hafıza kaybı evet. yaşıyordum. Hafıza kaybı yaşıyordum. Yani aslında seansta da şu an biz seninle iki sefer konuşturduk. Vücudunda bir enerji devreye evet. girdi. Birçok şeyi söyledi. Güzel de itiraflar yaptı. Evet. Enteresan bir seans oldu. Aynı bu şekilde bir hafıza kaybı yaşadığın bir gerçek. Seni ele geçirdi. Bunun tedavisi yapacağız inşallah. İnşallah. Yalnız bir Koç adağı var üzerinde. Benim. Evet. Ya annen ya baban adadı bilmiyorum. Senin doğumunla ilgili veya siz kaç kardeşsiniz? 4. En büyük çocuk kim? En büyük benden bir yaş büyük ablam var. Ablam var. Ablandan önce hiç kardeşin falan ölmüş mü senin? Ölmüş. Ölmüş şey, değil mi? Babamın ilk karısından ölmüş. İlk karısından ölmüş. Evet. Peki baban erkek çocuğa çok düşkün mü? Gülsüm diye bir kızı olmuş ilk karısından. Evet. Kız olduğundan dolayı babam erkek istiyormuş. Evet. O işte boşanmışlar ilk Hı. eşinden. Artık ne sebepten bilmiyorum. Sonra o Gülsüm denen çocuk ölmüş. O ölünce babam ikinci evliliğini yapıyor. Ondan sonra annemle evleniyor. Yani o çocuk hastalanmış, ölmüş. Şu anda yaşasaydı. Peki 38... baban erkek çocuğa çok düşkün olduğu için acaba ablan doğduğunda, dünyaya geldiğinde ablam bir erkek çocuğum olursa bir kurban keseceğim demiş olabilir mi? Babama bunu biz sorduk. Öyle bir şey dedi ki bize öyle bir şey ben yapmadım dedi. Öyle bir adam yok dedi.
Peki açem nerede bakalım? Ama annem de dua eder gibi. Annem 2007'de öldüğünden beri bizim bu işler başımıza geldi. Annem ölmeden önce böyle bir şey. Annen adamış olabilir belki. Açem nerede? Doğru. Şöyle bir dua et. Şöyle dua et. Allah'ım, soyumun yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum dedi. Allah'ım, soyumun bana getirmiş olduğu adakların. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Mehmet? Şöyle de bak. Allah'ım. Şöyle de, Allah annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım annemin, Allah'ım annemin adakları, adadığı adaktan şey yapamıyorum da ben çok yorgun hissediyorum. Bir an hafıza gidiyorum, daha söyle. Yok, çok yorgun. Allah'ım, Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım annemin adamış olduğu adaklar, adaktan dolayı yapmadığı bu adaktan dolayı şeytandan sana sığınırım. Şey yapamıyorum. Hafsa o an gidiyor. Engelliyor bir şey. Şey yapamıyor. Normal. Bir koç keseceğiz. Ben sana parasını hibe edeceğim. Koçun. Sen bize paracı gördün ya. Biz de senin koçunu keseceğiz. Paran olduğu zaman ister verirsin bize, ister vermezsin. Tamam mı? Bir kardeşin olarak benim koçu keseceğim. Allah razı olsun. Tamam. Şelo. Hüseyin abi. Hüseyin abi gel. Gel. Bazı olaylara şahit olmanı istiyorum. Şuradan izle. Biraz daha canlı gör. Sendeki de benzer bir olay da o yüzden. O yüzden çağırıyorum tabii. Benim kontrol ettiğimde daha benzer bir hadise yaşıyorsun. Mehmet kendindesin şu an. Adak çekiyor. Evet. Evet. Ben ne söylersem söyle cevap verme. Tamam mı? Şu an ben bir şeyler söyleyeceğim ama sen bana hiçbir şekilde cevap vermeyeceksin. Anlaştık mı? Hocayla konuşma. Yani ben sana ne desem, Mehmet ne yapıyorsun desem ki sana ne de, yani ve hiçbir şey deme. Anladın mı? Hiç konuşmuyorsun. 5 dakika boyunca benimle hiç konuşmayacaksın, tamam mı? Ne dersen diyeyim. Hı. İfrit Mehmet'in lisanına gel. Çıkın! Hazır mısın? Cevap ver, hazır mısın? Duymadım, hazır mısın? Senedi ve ecene bir şefaati ve ma kalaka bil kuntum vel ecmaulun cemilin kesir vel cinni şeytani ma şidiga. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Koç geliyor. Bir sadaka vereyim mi Mehmet'in ayına bir daha? He? Allah'ım zürriyetin adayıp da yerine getiremediği adakların yerine geçmesi niyetiyle bir sadaka vereyim mi? Annesinin ayrına. Vereyim mi? He? Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niyet ettim senin rızan için. Mehmet'in annesi ve soyunun adayıp da yerine getiremedikleri tüm adakların yerine geçmesi niyetiyle ve ümmeti Muhammed üzerindeki bütün belanın ve şerrin defi niyetiyle niyet ettim sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. Vereyim mi? Konuş benimle, vereyim mi? Konuş benimle, vereyim mi? Vereyim mi? Cevap vermezsen vereceğim. Vereyim mi, vermeyeyim mi? Verme. He? Verme. Duymadın. Verme. O zaman bir şartım var senden. Gel bak bana, bana bak. Bana bak. Abi kalk ya. O kişinin vücudunda ne var söyleyeceksin. Yakına gel abi. Sol tarafı. He? Sol tarafında. Söylemezsen bak sadak orada duruyor. Ne var solunda? Cevap ver. Sen şeytansın. Yalan söyle de bir sadaka vereyim diye söylüyor. Senin doğru söylemene çok ihtiyacım yok. Seni bulurken de bir cinden yardım almadım. Seni test ediyorum şimdi bakayım. Sadaka mı? Doğru mu? Ne var onun vücudunda söyle. Cevap ver! Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biliyorsun.
Allah'ım niyet ettin? Yaptığım niyetle. Yapma. Sadaka vermiyorum. Yapma. Bismillahirrahmanirrahim. Yapma. Yapma. Bir kere daha soruyorum sana. Verecek misin cevap? Bir kere daha soruyorum. Verecek misin? Bak oraya. Satmak çok zor değil mi kendi cinsini? He? Kendi cinsini satmak daha çok zor değil mi? İfrit! Kendi cinsinden bir tane yok mu orada? He? Oğlum cevap ver, senin cinsinden yok mu? Var. He? Var. Kaç tane var bu kuruya? Kaç tane var? Kaç tane var? Tane mi? He. Şunu milyon yaparım. Milyon mu? Yalan söyle. Kaç tane var yalan senin cinsinden? Kaç tane var? Bilmiyorum. Sadakayı vereyim mi tekrar? Vereyim mi sadakayı? Sadakayı vereyim mi İfrit? Devam edelim o zaman. Annesinin ayrına. Tamam. He? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ne ettin senin gazin Mehmet'in ümmet-i Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerrin defi niyetine. Mehmet'in soyundan bütün ölmüş ve sağların hayrına. Adayıp da yerine getiremedikleri bütün adakların. İki tane var. He? İki tane. Cinsini söyle. Cinsini söyle. Cinsini söyle. Allah'ım niyet ettim senin zatimden. Tamam. Mehmet'in soyundan adanıp da yerine getirilmeyen bütün adakların yeminlerin ve sözlerin yemine geçmesi niyetiyle cinsini söyle. Cinsini söyle. Erkek. İkisi de mi? Bir tanesi bayan. İki soydan da geliyor değil mi? Adam yıllardır çok savaştı değil mi? Çok. He? Çok. Sen bir soru sor. Sor işte. Bir gün gösterdin kendine gibi. Kaç senedir var bende? Soru soruyor adam. Sadaka giriş yılını söyle. Sadaka orada hazır var. Kaç yıldır var? Yalan söylesene. Bak, ben Allah'ın izniyle ne olduğunu biliyorum. Önemli olan senin doğruyu söylemen, anladın mı? Şeytana doğru söyleten sadece böyle işte sadakalar, kurbanlar, adaklar, tövbelerdir. Doğruyu söyle adama. Ben zaten ona söyleyeceğim ne olacak. Doğruyu söyle. Senin mezarlığa şu dinden beri ya yalanını söyledin ya lan. 12 yıl. He? 12. Ergenliğe 12 yaşında mı girdin? 12 yaş. 12. 12 yıldır mı var 12 yaşından beri mi? Ama sende çok uzun zamandır sıkıntılar var değil mi? Var. Çok uzun zamandır. Ergenliğe girdiğin yaşlar 12-13 yaşlar. 12. O yaştan beri çok normal değilsin. Tamam. 12 yıl mı? Bedduadan gelen var mı onda İfrit? Muayene ettiğinde zaten çıkıyor ortaya. Gözlerine bak, öküz. Vücudundan göremez. Gözlerine baksana oğlum. Bedduadan gelen var mı onda söylesene. Adamda beddua alacak bir ruh yok ki değil mi? He? He? Öyle değil mi? Senin gibi onu da yakalamışlar değil mi? He? Senin işin daha zor. Senin işin daha zor. Benden daha zor. Sana yardım ettiğin için. Vücudumdakinin işi mi zor? Adamın işi mi zor? Vücudumdakinin işi zor değil mi? Adamın parası var keser. Değil mi? Bir daha geliriz. He? Bir daha geliriz. Adam aslına gelecek.
Bir daha hatta adam tövbe billah soyunun yaptığı hatayı yapar da herhangi bir şeyin olması için şart koşar Allah'a adak eder mi? He? Adamaz değil mi? Adamaz. Bırak beni. Kimi bırakayım? Beni. Koç gelince azar edeceğim zaten seni ben. Beni bırak. Koç geliyor. Yapma. Kesmeyelim mi koçu? Yapma kız. Niye? He? Ben ölürüm o zaman. Niye öleceksin ki sen? Sen şeytan değil misin? Şeytanlar ölür mü? He? Kıyamete kadar beklemek zorunda kalır. Nerede? Cehennemde. Çünkü Ademoğlu adağını yerine getirdiği zaman adağın kesilmesi de cehenneme gidersin değil mi? Evet. Unutturan sen, unuttuğunu hatırladığında yanan yine sen. He? Ama yine de güçlüyüz. Çok güçlü. Çok güçlüyüz. Bu adaklardan gelen şeytanları Rabbimin izniyle nasıl yakaladığımı gördün değil mi? He? Kim öğretti bunu sana? Bunu sana kim öğretti? He? Bunu sana kim öğretti? Siz babanızla fısıldaşırken duydum desem inanır mısın? He? He? Belki duymuşumdur. He? Öyle bir şart imkanı var mı? Sen... Evet. Bunu yapma. Neyi yapmayayım? Bizi elleme. Sizi ellemeyeyim mi? Bizi rahat bırak. Niye? Biz kimseyi incitmeyiz, kötülük yapmayız diyorsun. Ya biz kimsenin kalbini falan kırmayız, incitmeyiz. Bizi rahat bırak mı diyorsun? He? Öyle mi? Bizi rahat bırakırlarsa işler çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi. Çok iyi olur. Siz bizle nasıl savaşıyorsunuz, biz de sizle öyle savaşıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahilhamd. İfrit, seni tekbirlerle göndereceğim lan cehenneme. Yapma. He? Tekbirlerle gideceksin cehenneme. Yapma. Ne güzel bir ölüm değil mi? He? Yapamaz. Ne yapamam? Yapamaz. Neyi? Beni gönderemez. Kesemez miyim? Oh, he? Kesme işini bırak. Bırak. Hayır, kesersek gideceksin. Kesmeyelim mi? Adak, he? Adak kesme. Niye? Niye? Allah'ın Mehmet'in soyundan adanıp da yerine getirilmeyen tüm adakların yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bir koç kesmeye. Bismillahü Ekber. Bırak lisanını çocuk. İn aşağıya. İn aşağıya. Mehmet. Memo. Ne yapıyor? Mehmet. Mehmet. Ne yapıyorsun? Yine aynı, uykuda uyanır gibiyim ya. Derin uykuda olur da uyanır gibi insan, o şekil. Vücudumdaki ses tonu ve mimikleri biricinin aşikare konuştuğunu ve bir başka varlığın devreye girdiğini size anlattı mı? Evet. Net olarak gözüküyor değil mi? Seansları siz de izlediniz. Seansları izlediğinizde peki bir şüphe oluştu mu sizde? Yok. Ama bir varlığın insan bedeninde tesir ettiğini az çok fark ettiniz değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki. Stop. Senin şu an durumun yok. Daha sonra durumun olduğunda ister ver ister verme bana. Önemli değil. Versen de helal olsun, vermesen de helal olsun. Tamam. Çünkü buraya geldiğinde zaten tedavi masrafı olmadığı için aldık seni seansa. Ben senin koçunun Allah rızası için kestireceğim. Yani soyundan adanan bir adak varsa bu adanın yerine geçmesi niyetiyle bir koç kestireceğim. Tamam. Bir koç kestireceğim.
Ve bu koçun parasını da ben vereceğim ve sana bunu hibe ediyorum. Mesela, tamam mı? Hazırlamasını arayacağım. Hiçbir karşılık beklemiyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol. Bu koçunu kestirmek için bir vekalet vereceksin. Ama ondan önce senden bir niyet yapmanı isteyeceğim. Tamam mı? Evet. Niyetini yap. Ondan sonra tövbeleri falan yapacağız. Başla niyetini. Şuradan başla. Sesli bir şekilde oku bakalım. Şöyle şuraya kadar. Buraya kadar okuyacaksın. Niyet ettim. Bir koç kesmeye veya bu hayvanı kesmeye diyeceksin. Şuradan başla. Sesli olarak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Fert, Hay, Kayyum, Hakem. Adkatüs, Sevvap. Settar, Şafi, Gaffar, Vasi. Mucib, Hannan, Mennan. Deyyan, Ala, Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sığındıklarından sana sığınıyorum. Dilediklerinden senden diliyorum ve vereceğim. Sadakalarda tutacağım, oruçlarda dan okuyacağım. Kur'an-ı Kerim'den keseceğim. Kurbandan ve hayvanlardan ve yaptığım tevbe ile dualardan hasıl olan sevabı, hayrını. Allah'ım, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin tüm nebi ve resullerinin, sahabe efendilerimizin, evliyaullah'ın, mücdehitlerin, Risale-i Nur talebelerinin, hakka sahip olanların, Erol Tangut ve ailesinin, tüm ehli imanı ve ölmüşlerimin ruhlarına, sağ olan soylarına ruhaniyetini hediye etmek ve tümüne hakkımızı helal etmek ve onların da haklarını helal etmesi niyetiyle. Allah'ım, benim eşimin, çocuklarımın ve anne babamızın, eşimin, anne babasının ve soyunun, soyumuzdan ölmüş ve sağların, benimle ve soyum ile evlilik yapan ve yapacakların soy ve zürriyetlerini bilerek veya bilmeden kul haklarına tecavüz ettiği insanların, üzerimize miras hakkı geçenlerin, iftira ve gıybet edilenlerin, kınararak hor görülüp küçümselenlerin, beddua, lalet ve bela okuyanların, sövülüp küfür edilenlerin, kafirlikle itham edilenlerin, eliyle ve diliyle zulme uğrayıp zulmedilenlerin ve her türlü zürriyet ve bizim üzerimize maddi ve manevi hakları geçmiş olan insanların, ölmüş olanların ruhlarına, sağ olanların ruhaniyetlerini hediye etmek ve ruhlarını huzura kavuşturmak ve onların tüm günah ve hatalarının affını, dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmak ve bu insanlara haklarımızı helal ederek onların da haklarını helal etmesi ve tamamı ile bu dünyada helalleşmek niyetiyle. Soyumuzdan olan veya olmayan Adem oğullarının, komşularının, tanıdığımız veya tanımadığımız insanların, bana, eşime, çocuklarıma, anne babalarıma, babalarımıza, eşimin anne ve baba ve soyuna, soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların, bize, zürriyetlerimize kötülük etmek niyetiyle büyü yapan ve yaptıran, kıskanan, kötü niyet besleyen, kötü dua eden, lalet ve bela okuyan, söven, küfreden, kafirlik ithal eden, gıybet eden, iftira eden ve üzerlerinde haklarımız olan bütün ehli imamın cümlesine hakkımızı helal ettik ve sen affedenleri sevdiğin için affettik. Şahit ol ya Rab. Bizlere haksızlık ve zulmedenlerin günah ve hatalarını affedilmelerine vesile olması için ölmüş olanların ruhlarına, sağ olanların ruhaniyetlerine hediye etmek ve ruhlarını huzura kavuşturmak ve ölmeden tümüyle helalleşmek niyetiyle. Allah'ım, benim eşimin, çocuklarımın ve anne babalarımızın, eşimizin anne babasının, soyumuzdan ölmüş ve sağların, ehli imanın, her organımız ile işlediklerimiz ve işleyeceğimiz bütün günahların, hatalarının affını ve vesile olması ve ümmet Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın gafletten ve ahiret zamandan, fitne ve belalardan kurtulmalarına vesile olarak cümlemizin, cümle ehli imanının, Allah'ım, senin tam hidayetine kavuşmaları ve öylece huzura gelmelerini vesile olması niyetiyle. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in aleyhissalatu vesselamı bilerek ya da bilmeden
şeytanın ve nefislerin tuzaklarına düşerek içinde bulundukları şirk, zina, içki, kumar, fal, büyü ile tüm günahlardan, süfyan ve deccal fitnelerinden ve başlarında ve başımızdaki bütün bela ve şerlerden kurtulmalarına ve kurtulmamıza vesile olması ve Allah'ım şeytan ve zürriyetin Ademoğulları üzerine kurduğu tüm tuzakların ve hilelerin boşa çıkması ve bozulması niyetiyle Allah'ım beni eşimin ve soyumuzdan ölmüş veya sağ olanların kendi soylarına zürriyetlerine üstlendikleri hakları olan ve olmayan insanlara bana eşime ve hakları olan ve olmayan burada üstlerindeki tamam. Üstlerindeki hakkı olan veya olmayan insanlara bana eşime ve zürriyetine anne baba babama beddua ve lanet bela okuyan ve tüm kötü dua edenlerin ölmüş olanların ruhlarına ve ruhlarına sağ olanların ruhaniyetlerine hediye etmek beni niyetiyle. Allah'ım benim eşimin ve çocuklarımın anne babamın ve soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların başkalarının günah işlememelerine, şirk koşmamalarına, adam öldürmemelerine, Başkalarının günah işlemelerine, şirk koşmalarına, adam öldürmelerine, zina yapmalarına, içki içmelerine, kullarının hukuklarını çiğnemelerine, senin rahmetinden ümit kesmelerine, gıybet, iftira, kınama, suizan yapmalarına, bidallarına ve bid'atlarına ve zulümlerine taraftar olmalarına sebebiyet vermelerine, onlardan günah kazanmalarına sebep olmakla işlediğimiz ve işlenmesine sebep olduğumuz kişilerin günahlarının ve günahlarımızın affına kefaret olması niyetiyle. Allah'ım benim eşimin, çocuklarımın ve annemin, babalarımızın, eşimizin anne ve baba soyunun, soyumuzdan ölmüş sağların birinin veya birisinin birilerinin yani bizim ve zürriyetlerimizin kurban veya hayvan kesme, namaz kılma, oruç tutma, sadaka verme, kafir doyurma, giydirme, fakir doyurma, doyurma, giydirme ve sevindirme, Kur'an-ı Kerim okuma, yalan yere yemin etme, söz verme, ahitleşme, nezletme gibi adandığı söz, verildiği ve yemin edildiği halde yerine getirmediğimiz tüm adaklarımızın, yeminlerin ve sözlerin yerine geçmesi ve kefaret olması, eksik olan zekatlarının ve zekatımın aldığım ve verdiğim faiz paralarının kısasının yerine geçmesi niyetiyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, yukarıda yaptığım niyetle ve ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın başlarındaki ve başımızdaki tüm belaların ve şerrin def olması, insanların, şeytanın ve nefsin tüm hile tuzaklarından kurtulması, Adem oğullarının tam olan bir hidayet ile senin rızanı ve sevgini kazanması, cümlemizin yaptığı dua ve ibadetlerin kabulün dua, tövbe ve ibadetlerin kabulüne ve iman ile kabre girmelerine ve girmemize vesile olması niyetiyle. Niyet ettim bir koç kesmeye. Haber Kamber'i. Şimdi koçu kesecek olana neydi soy ismin? Mehmet Tekneci. Ben Mehmet Tekneci oradaki koçu kesmek için yaptığım niyetle seni vekil ettim dedi. Bir dakika dur. Ben Mehmet Tekneci. Alo. Ben Mehmet Tekneci. Oradaki koçu kesmeniz için sizi vekil ettim. Aldın kabul ettin mi? Aldım kabul ettim. Seni vekil ettim. Aldın kabul ettin mi? Söyle tekrar. Aldım kabul ettim desene oğlum. Aldım kabul ettim. Seni vekil ettim. Aldım kabul ettim. Tamam. Hadi Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber ve lillahi l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
Allahu ekber velillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber velillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Tamam, buyurun bekleyiniz. Telefonu kapatma. Mehmet. Uyuyor mu kaldın, ne yapıyorsun? Bileği kes. Kes bileği. Kestin mi? Tamam. Hiç hissettin mi hayvanın kesildiği anda? Ne hissettin tam olarak? Böyle bir acı. Nasıl bir acı? Buralarımda böyle bir yanma acı hissettim böyle. İçinde bir acı mı hissettin? İçimde bir acı hissettim. O acıdan sonra da pişmanlık hissettim. Böyle, niçin? Böyle bir kahir bir şey bastı şu anda benim. Ağlama hissi gibi. Evet, ağlama hissi gibi. Aç ellerini şimdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Bir daha başla. Allah'ım. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Üzüntü. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Dünyaya gelmeye. Dünyaya gelmeye. Yaratılmaya. Yaratılmaya. Varoluşuma. Varoluşuma. Varlığıma. Varlığıma. Soyumdan ölmüş ve sağlara. Soyumdan ölmüş ve sağlara. Etrafımdaki insanlara. Etrafımdaki insanlara. Çalışmaya. Çalışmaya. İşime. İşime. Evime. Evime. Eşime. Eşime. Yaptığım ve yapacağım. Yaptığım ve yapacağım. Bütün beddualardan. Bütün beddualardan. Bela ve lanetlerden. Bela ve lanetlerden. Kahır ve intizar sözlerinden. Kahır ve intizar sözlerinden. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Devam et. Tövbe ettim ya estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Devam et. Tövbe ettim ya. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. 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 Devam etsene Mehmet. Tövbe ettim ya estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim 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 estağfurullah ya Gaffar. Amin de. Amin. Otur şimdi. Bak gözüm şimdi. Euzu bi kelimetillahi ta'ameti min külli şeytani ve ahmeti min külli aynin namdı. Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaga bil küntüm vel ecmağulün cemilün kesir vel cinni şeytani ma şedige lisana gel iftit. Ma şedige, ma şedige, ma şedige, ma şedige lisana gel. Ma şedige, lisana gel, ma şedige. Kendin misin Mehmet? Hı hı. Lisana gelen bir şey yok mu? Yok.
Niye böyle yapıyorsun? Ne olmuyor? Sabahtan beri vardı sağında. Bırak bir edeyim git. Yine kafayı sağlık. Gel gel gel. Gel gel gel. Geçmiş olsun. Stop. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben bir kendine geldi ya. Mehmet'e seans bittiğini kontrol edelim bakalım. Aynı şekilde yüzünde bir enerji var mı? Bir kalk bakalım. Şöyle bir bitişir ayaklarını. Serbest dur bakalım. Bir çekilme var mı sırtında? Yok. Şu an bir çekilme? Yok. Sen yap bakayım. Kazak gel. Dur bakalım. Orada hakkını evet, şimdi kobay gibi kullandık. Kazakistan'dan eğitim veriyoruz orada. İnşallah. O kardeşimiz de oradaki kardeşlerimize yardımcı olacak. Bir çekilme hissediyor musun? He? Biraz kendini bıraktı geliyor doğru söylüyor çünkü ben bize bu çekmiyordu o zaman. Sırtındaki o şeyden dolayı fazla hissedemiyorum şimdi. Evet. Şu an normalsin. Şöyle az bir geri dur. Ben böyle gittiğinde böyle bir yaklaştığımda bir etki hissediyordum. Bir bakalım ona. Kapat gözünü. Yavuz bir kelimetillahi tahmeti minkülü şeytanı Muhammed'in mümkülü aynen lan mı? La havle ve la kuvvete illa billahi lalil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir basınç var mı alnında? Çok hafif bir basınç. Burun deliklerinden bir tanesi tıkalı mı? Şu sol taraf tıkalı mı? Evet. Bir nefes al. Tıkalı değil mi? Evet. Sağ aç. Şimdi güzel abdesti alırken şuran hafif bir etki var. Burnunla suyu tam çekemiyorsun. Çekmiyor. Tam çekmediğin için güzel abdestlerinden burnuna çektiğin suyun boğaza kadar gelmesi gerekiyor. Ve sen boğazına kadar suyu getirmediğin için gülsün eksik kaldı, anladın mı? O zaman sol tarafını burnu kapat, sağ tarafına çektiğin su burnuna kadar gitsin, genizine kadar gitsin. Bu şekilde gülsün alırsan ondan sonra da rahatla. Sen ona bir sağ sol burun deliklerini sert bir şekilde çek, orayı bir temizleyelim. Ondan sonra... Evet. Buraya geldiğinde nasıldı? Yaklaşık 2,5 saatlik bir seans sürdü. Şu an nasılsın? Hocam buraya geldiğim zaman ümitsiz, böyle hayattan, her şeyden. Evet. Buraya geldiğim zaman çok ümitsiz, böyle hayattan, böyle her şeyden ümidimi kesmiş. Hı hı. Bütün her şey ters gidiyormuş gibi, bütün insanlar bana bakıyormuş gibi, ben kötü bir insanmışım gibi. Böyle düşüncelerim vardı. Sonrasında buraya geldim. Hı hı. Ve şu anda yeni doğmuş gibi hissediyorum kendimi. O kadar da abartma ya, o kadar mı? Gerçekten, diyor. Gerçekten. Sanki hiç üzerinde bir ağırlık yok. Bir gerginlik ve öfke mi vardı yani, sürekli üzerinde sürekli kontrol edemediğin? Evet, kontrol edemediğim gergin bir sinir vardı bende. Şu anda o şey üzerimde yok. Daha rahatsın. Yani o şey eksi enerji şu anda üzerimde. Elhamdülillah. Bir tek etki var üzerinde, o da yaptığın bir hata senin. Babanla zamanında çok tartıştın, arbede yaşadın, tartıştın. Kalbini kırdın, belki ağladı, belki üzüldü. Evet. Gideceksin babana, babacığım bana dünya ile taklarını helal et diyorsun, elini öpüyorsun, yanaklarını öpüyorsun. Bana kalben ve dille yaptığın bir beddua varsa da bundan tövbe eder misin deyip. Kalbini kırmadığın sürece bu musallat Allah'ın izniyle sana bir daha ulaşmaz. Tamam. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hepinizin emeğinize sağlık. Yayın haklarını sonuna kadar veriyorsun. Veriyorum çünkü neden? Evet. Ben bu illetten kurtuldum ve bütün herkese diyorum ki siz de gelin bir an önce benim gibi hayata ümitsizlik, çaresizlik içerisindeyken bu şekil, ben bunu bir reklam mahiyetinde söylemiyorum. Ümitsizlik, çaresizliğe düştüyseniz, işleriniz ters gidiyorsa belki reklam gibi olacak ama gelin buraya yeniden doğmuş gibi tekrar. Reklama gerek yok mu? Reklama gerek yok. Gerçek reklam için söylemiyorum. Peki. Ben doğrudan söylüyorum. Allah razı olsun senden de. İnşallah bu videoyu her izleyen yaptığı dualar senin amel defterine bir sadaka olarak geçecektir. Rabbim de sadaka-i cariyeni kabul eylesin. Amin. Peki geçmiş olsun.